Merhaba Güreş Türkiye.net severler. 4-4'lük SummerSlam Fatal 4-Way Match ile birlikte hazırladığımız başlıklı 25 Temmuz 2017 Salı tarihli yayına hoş geldiniz hepiniz. Ben Buğra Gür, yanımda Ege Yürüten ve Daner Önem var. Nasılsın Ege, görüşmeyeli? Vallahi çok iyiyim. Güzel bir show izledik yani. Mutluyum şu anda. Raw show'undan bahsediyorum bu arada. Ha, evet. Yarın ayrıca gömeceğim zaten Battleground'da. Onu ben hazır bekliyorum. Aynen öyle, Battleground. Yarın inşallah güzel bir SmackDown'la tamamlarız. SummerSlam'e giden yolda SmackDown'ın gidişi önemli çünkü. Önden bir SmackDown hakkında birkaç kelime, cümle söylemek isterse hem Chatbox Halka hem sen Ege Yürüten, ne dersin? SmackDown yarın SummerSlam'e giriş yolunda nasıl olmalı? Şu anda gözüken o ki Jinder Mahal ve yanındaki Great Kali, ondan sonra Singh kardeşleri karşısında muhtemelen Amerika'nın çok sevdiği John Cena gelecek diye düşünüyorum ben. Tahminim bu yönde. Orada bir ağır milliyetçilik senaryosu yazdılar gibi duruyor. İkinci Hulk Hogan vakasını yaşatıyor. Tekrar kesin ve tekrar. Düzeldi mi abi? Düzeldi. Hoş geldin. Şu an tamam mı? Şu an 10 numara 5 yıldız. Tamam, devrediyorum sunucumuz Daner Önem'e. Hoş geldin Daner Önem, sen de. Hoş bulduk arkadaşlar. Kusura bakmayın, bir sıkıntı oldu galiba ilk defa. Olur öyle diyelim, ne diyelim. En son nerede kaldın abi, ben çünkü mikrofonu ayarlıyordum da. Vallahi yarın SmackDown'ın SummerSlam'e giriş yolunda SmackDown'ın nasıl olması gerektiği hakkında konuşuyorduk. Ege'yi... Şu an Raw arayı çok açtı ya bence. Arayı bence de çok açtı. Biraz insanları... Yarına saklayalım biraz da. SmackDown'ı tabii. Çok gömeceğimizi düşünüyorum. Tabii gömülecek. Hatta SmackDown'da gelişen senaryolar da gömülecek. Bir önden birkaç cümle söyledik. Sen girdin araya ardından Daner Önem. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Rava başlayalım o zaman yavaştan. Tekrar bir hoş geldin diyelim herkese. Bir konu var şimdi onlara geçmeden önce. Burak abi, bu pizza olayı ne abi? Bu pizza olayı. Ya bir tane karaktersiz bir arkadaş var forumda, tamam mı? Hı-hı. Bu arada bana isteyen arkadaşlar pizza söyleyebilir beyler Domino's'tan. 37 kişiye buradan sesleniyor ve el sallıyorum. Yani pizza söyleyeceğim eğer 3 tane New Japan Wrestling maçı izlersen dedi. Ben de bu gaflete düştüm. Yalan tamam, yok. O zaman kısa bir sorum daha var. Evet. Bu konuya yazdın ya, gimmick değişikliği falan. Ha. Böyle New Japan'cılardan tepki geldiği için R yaptığını düşünenler var. Ne düşünüyorsun bu kadar? O zaman yayını dikkatle dinlesinler. R mi yapmışım, vites mi arttırmışım, görecekler. Tamam o zaman. Seste bir sıkıntı yok değil mi? Ayarladım yani şu anda. Tamam değil mi ses? 10 numara 5 yıldız. O zaman başlıyoruz. Ben Buğra Gür'le başlayayım. Şimdi bu biliyorsun cüsseli güreşlerin devri diye bir olay oldu. Tam olarak devri olayı adlandırmasak da mesela örnek vermek gerekirse hatta bir kez parantez açalım. Bunu Battleground yayınından önceki değerlendirmede kullanacaktık. Battleground yayınında kullanacaktık yani. Ön show değerlendirmesinde bu soruyu soracaktık. Karıştı. Karışması çok güzel oldu. Yani The Great Kali diye bir adam döndü. Mesela Dev Cüsseli olarak. Ya öte yandan Big Cass'ler falandı filandı. Gerçekten WWE yeni jenerasyonu çok iyi kullanacağını ümit ettiğimiz yıllarda bir omuz, çap, saf güç sevdasına düştü. Bu güreşçileri de arka plana atıyor şu durum. Yani ben ne yazık ki hani sayıyoruz ya Raw'ın yetenekli güreşçileri. Seth Rollins, Dean Ambrose, Samoa Joe, öte yandan Finn Balor. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya bu adamlardan önce bir dakika. Bu adamlardan önce bir kez push alacakmış gibi duruyor ana kemer adına. Sesin gitti galiba abi. Sesim mi gitti? Diyorum zaten ki geliyor, bir kez bu adamlardan, bu saydığımız potansiyel main eventer 5-6 isimden çok daha önce push alacak gibi duruyor ana kemer adına. Yani şimdi push alacak diyorsun.
olayı şöyle açalım. Şimdi bu tekrardan bir shake up olayı var mesela. Acaba Finn Balor ve başkası SmackDown'la gidebilir mi acaba? Ya ben Christian'ın SmackDown'a gelme ihtimali üzerinde duruyorum şu aralar. Açıkçası chatbox'ı da biraz heyecanlandıracak iddia ama bu. Şimdi bunu Dave Meltzer... Attığı tweetten dolayı değil mi? Aynen. Dave Meltzer yazsaydı bunu herkes çıldırarak mastürbasyon yapardı ama ben yazdığım için hadi lan diyecekler muhtemelen. Neyse. Öyle yani. Şimdi Ege'nin de fikirlerini alayım ben. Ege, bu cüsseli güreşçilerin olay hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Great Kale hakkında şu anda yorum yapmayı ben reddediyorum. Onu yarına saklıyorum ben. Çok özel ve güzel laflarım olacak kendisi ve olayı hakkında. Raw konusunda kalmayı tercih ediyorum şu anda. Şimdi segmente mi bağlayalım bunu diyorsun direkt? Hı hı. Yok, segmenti değil. Sen bir yorumunu yapıştırsan sonra segmente direkt geçeriz zaten. Tamam. Şimdi bu güreş, uzun ve kalıplı güreşçilere bakarsak yani WWE onları buklamak için daha çok çaba sarf ediyor diye düşünüyorum ben. Daha çok üzerine emek harcıyor. Gerek Roman Reigns olsun, gerek Samoa Joe olsun, gerek Braun Strowman olsun, gerek Big Cass olsun. Big Cass'in ayrılması zaten ayrıca bir fiyasko koydu. Ona segmentine değineceğim ben onu. Big Cass'in Enzo'nun neden ayrılmaması gerektiğine ilişkin. Ama bir de Shake Up dedin sen. Ona da bahsedeyim. Hı hı. Shake Up'ta ikinci defa değişiklik olmaz. İkinci defadan kastım şu. Birinci Shake Up'ta giderler, ikinci Shake Up'ta yer değiştirmez diye düşünüyorum. Mesela örnek verelim, Bray Wyatt diyelim mesela. Ya Bray Wyatt'tır, Dean Ambrose'dur, The Miz'dir, Kevin Owens'dır, Charlotte Flair'dir falan filan. Bunlar yerinde kalacaktır. Yeni isimler yer değiştirecektir diye düşünüyorum. Seth Rollins de olmaz. Finn Balor olabilir. SmackDown'a gidecek. Belki Joe veya Strowman'dan biri olabilir. Çünkü Dean Ambrose, Seth Rollins kalıcı olacaktır Raw'da şu yeni senaryolarıyla. Roman Reigns'i zaten biliyoruz. Brock Lesnar zaten değiştirmez bir yer. Ben Finn Balor'ın kesinlikle SmackDown'a geleceğini düşünüyorum eğer şey kapılırsa. Ben öyle düşünüyorum. Kadınlarda da ben Becky Lynch'in Raw'a gelip Sasha Banks veya Bayley belki de ikisinin SmackDown'a geçeceğini düşünüyorum değişik bir yüz olarak. Peki, eklemek istediğim bir şey yoksa ben segmentlere geçeyim yavaştan. Şimdi ben açılışla başlayayım. Geniş bir anlatayım ben size. İlk önce Kurt Angle geliyor. Biliyorsunuz bu Jason Jordan'ın olayını falan da söylüyor. Kadroya da katıldığını belirtiyor tabii. Ondan sonra Universal Championship için planlarını söylüyor. Önce müzik konuşması kesen bir Strowman var. Ondan sonra diyor ki ben Lester'dan korkmuyorum. Lester benden korkuyor falan filan diyor. Ondan sonra Samoa Joe geliyor. Şunu da belirtelim. Samoa Joe gelirken güzel bir destek aldı. Onu da belirtelim yani. Joe çente atıldı. Ondan sonra o da hani yenirim falan dedi. En son biliyorsunuz bizim padişahımız Roman Reigns geliyor. O da konuşurken Kurt Angle ortaya bombayı bırakıyor. Dördünün olduğu bir maç ayarlıyor SummerSlam'de. Bu hepimizin beklediği bir olay değil mi Burak abi? Dörtlü maç bekliyorduk zaten. Bizim beklediğimiz gerçekleşti yani. Bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. En son Joe ile Reigns beraber Strowman'ı alt etti abi. Onu da söyleyelim. Ama en son gülen de Strowman oldu tabii ki de. Ah, ne sakatlıklar bekler sabahı. Ne şampiyonlukları mezar. Ne de Sami Zayn'in alacağı puşu. Seni beklediğim kadar. Geçti gelmem istemeni. Yokluğunda buldum Roman Reigns'i. Bırak gelmedin işte. Pipleri gelme artık. Neye yarar? Kardeşim buradan Christian severlere selam olsun. Roman Reigns'i destekçim olarak ilan ettiğimi burada burada belirtmiş oluyorum. Ben sözü Burak'a göre vermiştim. Can Yücel aldı galiba sözü. Devam edelim. Evet, devam edelim Burak abi. Ben sana mecburum bilemezsin Roman. Punchlarını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor kasların. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi şampiyon olma ihtimalinle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbaharlara hazırlanıyor. Burası Odysseus Mayard mıdır? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Kaldırımlarda Roman Yard'ın kokusu. Ben sana mecburum. Sen şampiyonumsun Roman. Roman Reigns'e buradan dörtlü maçtaki tüm desteğimi Brock Lesnar karşısında bir kıtayla belirtmiş oldum.
Saygı ve sevgiyle tüm güreş Türkiye halkı. Bu kulak rahatsızlığından dolayı elimde özür diliyorum. Ben pası Ege'ye veriyorum. Chatbox'u biraz hayal kırıklığına uğratacağım. Çünkü benden şiir falan gelmeyecek şu anda. Senden gelmesin zaten. Sen devam et. Ben direkt segment hakkında konuşacağım yani şu anda. Raven bize şu anda sunabileceği en iyi maç bu. Şu anki momentumlarına bakarsak. Şampiyonu geç. Şunu da ekleyelim. Açılış için gayet de güzel bir açılış oldu yani. Ambrose ödemişler bana. Onun vakti gelecek. Şimdi segmente devam edeyim ben. 4 karakterinde, daha doğrusu 3 karakterinde Roman Reigns'i zaten biliyoruz hepimiz. Adam The Face yani şu anda. Cena'yı saymazsak. Aktif olanlar için de The Face. Samoa Joe, Great Balls of Fire'da müthiş bir performans gösterdi. Gittikçe seyircilere desteğini kazanıyor. Sadece indie smartları değil. Genel olarak herkesin desteğini kazanıyor. Yani çocuktur, şeydir, bilmem nedir. Kadındır, bilmem... babadır, annedir, neyse. Braun Strowman'a gelince o daha da fazla destek almaya başladı. Mesela body slam yaptığında falan cheer sesleri duydum ben. Roman Reigns'e yaptığında veya konuştuğunda. Yani Braun Strowman, Brand Split'in belki de en kazanan isimlerinden biridir. Doğru dedin. Şimdi konuştuğu zaman en yoğun destekleri yani Joe ile Strowman alıyor zaten. Aynen öyle. Yani bu maça gelirsek de içinden bir ses elimination olur mu dedi de bu kadar da yeter yani. Bir atasözü vardır. Argo burada değinmeyeceğim. Ama biz hı-hı, maçın güzelini bulmuşuz. Daha fazlasını aramayalım. Yani onun, bu aynen anladım. Bunu SummerSlam'in main event olacağını düşünüyorum ben bu maçı. Direkt. Ki olmalıdır da bence. Yani böyle güzel bir maç. Epeydir izlemiyor. Yani umarım ring olarak bizi tatmin eder yani. Şimdi bu kadar ismi topluyorsun bir ringe. Hepsi de momentum yükseliyor zaten. Yüksek wrestler'lar. Bir de forumda umarım şöyle bir şey açmışlar. Tuşu kim tuş olur diye. Tuş olan kişinin Samoa Joe olacağını düşünüyorum ben. Nispeten dördüne göre daha az bir durumda olduğu için. Daha az durumda olmasına rağmen muazzam bir durumda yani. Onu değinmeden geçemeyeceğim. Daha az momentum var. Tuş olacaktır. Roman Reigns kazanır diye düşünüyorum ben şu anda ama değişebilir bu SummerSlam'e kadar. Onu konuşuruz da SummerSlam'e bayağı günlerimiz var. Aynen. O zaman ben diğer segmente geçiyorum direkt. Finn Balor vs. Ya bu, Jeff Jarrett. Ben bir şey sormak istiyorum ya. Bir saniye ya. Bu segment SummerSlam'e ekstra bir hype'lamadı mı sizleri ya? Hem chatbox hem... Kesinlikle. Ya abi bu işi hani dev adamların güreş, dev adamların dövüşü mü oluyor diye soruyoruz ama... Bu adamların yarattığı gerginliği bana Finn Balor Bray Wyatt yaratamaz ha. Bunu söyleyelim. Hakkını verelim birader. Bunları konuşalım. Yani yetenek. Payı da evet söyle. Joe ile Strowman'a vermek lazım bence. Bu dediğin olayın şey olarak. En büyük pay sahibi bence onlar yani. Yani dediğim gibi dev adamların güreşi olurken getirdikleri dezavantajları eleştirelim. Ancak bize yaşattıkları avantajları da konuşalım arkadaşlar. Yani inanılmaz bir gerginlik yaratma potansiyeline sahipler. Çünkü adamların ringde varlığı bile bakışları, sözleri, tehditkar tavırları, Monster Heel, işte Destroyer Face, Destroyer Heel bambaşka bir seviyedeler gerginlik yaratma açısından. Ben çok beğendim açılış segmentini. Kesinlikle ya. O zaman ben diğer segmente geçeyim yavaştan. Evet. Finn Balor vs. Jeff Jarrett demek istiyorum çünkü çok andırıyor benim için en azından. Bu maçta no disqualification değil mi? No DQ bir maçtı galiba. No disqualification evet. Evet. Samson her zamanki gibi bir tane ringde gitarını çalarken Finn Balor onu bölüyor çünkü maç başlaması lazımdı. Ben maçı çok kötü bulmadım açıkçası. Güzel bir maçtı. Ama kısa sürdüğü için çünkü maç tam olarak bitmedi. Çünkü bizim Bray Wyatt padişahımız geldiği için bu feud'un tamamlanacağı yerde belli ki SummerSlam olacak. Çünkü sürekli aynı olaylar oluyor. Derp derp oluyor. Wyatt gözüküyor. Ya kaybediyor Balor ya da maç yarıda kalıyor yani.
Ben direkt Ege'ye yönelteyim bu soruyu. Nasıl buldun bu sen bu Feus sürecini? Şimdi hep aynı şeyler oldu gibi duruyor. Hep aynı şeyler. Hep ya ekranda gözüküyor ya ringe geliyor. Pek bir şey göremedik sanki. Oraya da geleceğim. Şimdi Elias Simpson'ın seyircileri muazzam etkilediğini söyleyerek başlayayım ben cümlelerime. Adam seyircileri bam telinden vuruyor resmen. Gitar çalımıyla. Ben çok beğeniyorum hareketleriyle. Ya. Ben ring içini daha fazla beğeniyorum beyler. Böyle seri ve sert bir stil güreşi var. Açıkçası ileride karaktere oturtulabilirse farklı bir güreşçi olacağını düşünüyorum. Mesela böyle sürpriz yumurtadan... Jeff Jarrett ya, ben onu bana andırıyor. Tabii canım, yani Jeff Jarrett'ın modernize edilmiş hali gimmicki. Ama dediğim gibi eğer karaktere oturtulursa, yani hani böyle son zamanlarda sürpriz yumurtadan çıkan güreşçiler hep bize hayal kırıklığı yaşattı. Mojo Rawley... Öyle açık duruyor değil mi abi? Öyle çok açık duruyor. Hep sürpriz yumurtadan çıkanlar genelde fiyasko güreşçilerdi yani. Bize sürpriz yumurta tadını verenler. Jinder Mahal, Mojo Rawley, başka kim var? SmackDown'dan bir kişi daha vardı, tam hatırlayamayacağım. Ya, ama Elias Samson bize o hayal kırıklığından çok vay be bu adam neymiş de görememişiz. İzleyip de neyi gösterememiş bize ya da biz neyi fark edememiş dedirtebilecek güreşçilerden biri. Kesinlikle. Ege sen söylemiş miydin acaba yorumunu? Finn Balor'a geleyim şimdi. Finn Balor'un da mesela karakterinde bir değişmeler görüyorum. Hoş bir şey. Çünkü Finn Balor bana çok jenerik bir isim gibi geliyor. Jenerikten kastım İngilizce anlamı. Yani sıkıcı dümdüz. Forumdakilerin deyişiyle Creative Wrestler tarzı bir adam. Kav tarzı bir adam yani şu anda. Çok arka planda kaldı bence şu an Raw'da yani. Ben öyle düşünüyorum. Güzel bir maç oldu bence. Battleground'dakilere yakın bir maç oldu. Ben çok beğendim bu maçı. Güzeldi. Ben yani kötü bulmadım maçı. Güzeldi maç. Bray Wyatt Finn Balor'a gelirsek bu feyodun bize getireceği en önemli şey Finn Balor'un alter egosu yeni The Demon King'i bize göstermesi olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında çok fazla beklentim yok zaten. Kesinlikle ama o da kesin değil galiba değil mi? Görebilecek miyiz acaba? Yani Bray Wyatt karanlık bir karaktere sahip. Finn Balor'un da bu alter egosu karanlık. Bence olması gereken bir şey. Umarım olur. Öyle olursa güzel olur diye düşünüyorum ama. Nasıl olursa güzel olur diye düşünüyoruz. Ne? Oo, Mehmet Dinler kardeşim. Kardeşim neredesin ya? Ya ben bu konuşmada kalmışım. Baktım aramayı da görünce dedim dalayım. Hoş geldin Mehmet Dinler. Hoş gördüm. Yep. Çıkacağım ama birazdan dizim var. Bir ne al işte. Cennet Mahallesi mi izliyorsun kanka? Çiçek taksi mi? Ne? Çocuklar duymasın mı? Ne? Ay. Ne? Kadınlar devrimi mi? Ne? Bakalım ne kadar gelişmiş espriler yapabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Hangi dizi artık açıkla. Burada millet hype'landı, bunu bekliyor. Lan Dolunay izliyorum ya Star'da. Yani çok da yanılmamışız şimdi Mehmet Dinler bu Dolunay'da. Mehmet sen ciddi bunu mu izliyorsun abi? Dolunay'ı mı izliyorsun? İş abicim, iş. Doğru. Abi yani kendisi. Senin gibi elit bir adam yani. Kendisi bir sinema televizyon yönetmenidir arkadaşlar. Bu arada Mehmet Dinler. Şu Ekranella denen sitede mi? Evet canım, ben eleştirmenlik yaptığım için haber. Aynen falan yazılarını gibi görüyordum da dizilerin benim gibi çekmiyordu kardeş yani. O bakın. Şu kardeş Mehmet Dinler'in gerçekten çok önemli bir adam olacak olması, bir 10 sene sonra bizi siklemeyecek aynen olması. Aynen öyle. Abi zaten ilgini çekiyor olsa sorun olurdu yani hani benim neler dedi. Çekmediği için çok memnunum yani hani. Rica ederim. Ne oluyor be? Mehmet Dinler ne yapıyorsun? Şu an eleştiriyor galiba. Alo. Mehmet Dinler'in tam bir troll olması ve gitmesi. O zaman biz yani buradayım. Gitmemiş. Ben o zaman devam edeyim. Mehmet de arada yorumunu yapar o zaman. Şimdi bir kez versus Enzo Amore, her zamanki gibi maç böyle.
Enzo'nun kazanacağı, pardon, Big Cass'in kazanacağı sıra onun, Enzo'nun bildiğin manitası var bir tane, Big Show. Onu korumaya geliyor ve dayak yiyip gidiyor. Ben hiçbir şey anlamadım bunu. Yani her rutin olaylar. Geliyor, dayak yiyor, gidiyor. Geliyor, dayak yiyor, gidiyor. Ege, ne bu olay yani? Geliyor, dayak yiyor, gidiyor. Şöyle bir düzeltmeyle başlayayım önce ben. Big Cass tuşu yaptı Big Show gelmeden evvel. Sonra... Ben orayı kaçırmışım galiba, kusura bakmayın. Çok önemli yani değil. Çok Main event değil zaten, çok önemli bir detay değil. Saftın dağılması çok facia bir hatadır. Bunun tartışması bile yapılamaz. Muazzam derecede seyircilere uyandırabilen ikilinin ayrılması Vince McMahon'ın ağır ıslak büyük adam hayallerinden başka bir şey değildir. Big Show'la olan feyodu da şu anda gayet sıkıyor. Bakalım Big Cass için ileride ne olacak ama şu anda ben hiç umut görmüyorum kendisinden. Şimdi Güre sormadan önce şunu da söyleyelim. Acaba bizi ufukta bir SummerSlam'de Big Cass vs Big Show mu görüyor acaba? Önemli o zaten. Ey Big Cass. Kardeşi kardeşten kopartır gurur. Suskun bekleyişlerde Enzo'ya Big Bot vurur. Küçücük sorunlar dev gibi durur. Bir bardakçık suda fırtına eser. Umulmadık anda söndürürsün ocağı. Unutur gidersin bildik bucakları. Fakat unutma, sen bu işten pişman çıkarsın Big Cass. Ya Big Cass ya, hata ediyor. Mı? Teşekkür. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Big Cass bu işten. Mehmet burada mı? Mehmet'e soralım o zaman şu segmenti bir. Bugünkünü mü? Aha, Big Cass vs Enzo Amore. Bir dakika ya, Metzer daha güzel şiir söylüyor demişler. Oğlum bak. Yayını trollemezsek sevinirim Sayın Gür. Tamam, özür dilerim. Soru sorun çünkü arkadaşı. Evet. Benim bir merakım var. Şimdi Big Cass böyle elinde bıçak tutarmış gibi adeta Enzo'yu rehin alıyor ya hani. Ne diyor? Kırarım falan mı diyor? Eğer öyle diyorsa bu Kurt Angle ne yapıyor? Bu Stephanie McMahon ne yapıyor? Bu Vince McMahon ne yapıyor? Arkadaşım, sizin güreşçinizin hani lan adamı öldürmekle tehdit ediyordu. Siz ne bok yiyorsunuz? Niye o işi sadece Big Show'a bırakıyorsunuz yani? Ay. Valla. O güreşçilerin sağlığına hiç önem verilmiyor. Çok rahatsız edici bu benim için. Yani TNA'nin güreşçilerine sağlık sigortası yapmamasından beri gördüğüm en büyük rezillik. Abo. Chatbox'ta Numan var mıydı acaba? Numan'ın TNA fanlığı zamandan sonra o ya. Ortaya çıkan bir şey. O zamanlar yoktu öyle şeyler. Şu an yalandan fanlıyorsun değil mi? Böyle havayı kuru sıkı. Ben mi? Yok, sana demiyorum. Numan için diyorum. Ha. Yani şu anda pek izlediğini zannetmiyorum öyle çok. Çok onun şeyi değildir. Kalemi değildir bence. İlginç. O zaman herkes yorumunu yaptı diye düşünüyorum. Bir amaçsız maç olarak paylaşmış bizim Ersin kardeşimiz. Ben de öyle söyleyeyim, amaçsız maç. Nia Jax'te Emma'nın maçı biliyorsunuz. Bu Emma'nın bir Twitter olayı oldu. Kesin bunu daha çok gömecekler galiba Emma'yı. Nia Jax sonda harika bir hareket yaptı bence yani. Olağanüstü bir hareketti. Bu arka alanlara sonra... atlıyor musun sen ya? Yo, ben şeydeki olanlara göre gidiyorum. Konu açılıyor ya Raw'da. Şey, tam bu tartışma konusunu boş ver. Arka alanları niye atlıyorsun? Şimdi ben de sabah izinde hatırlayayım şimdi. Ben foruma göre gidiyorum. Ya abo. Desteydin ya öyle. Arka alan mesela Emma şey dedi Kurt Angle'a. Bana ana kemer şansı vermen için Jason Jordan'la sikişebilirim falan dedi. Yani bunları niye konuşmuyoruz? Yani tarihin en büyük olaylarından biri oldu orada ya. Ben keşke Jason Jordan ben olsaydım. Bir çıkarırım o zaman. Tamam. Şey soracağım, cidden sikişebilirim tabirini kullandı mı? He. Cidden o fiili kullandı mı? Ya evet. Allah Allah. Bu kadar şok etkisi yaratacağını bize yayının başından söyler o. Emma'nın haberi var mı bu kelimeyi kullandığında? Var kardeşim. Yarıda kaldı senin yorumun Gür. Onu sen bir yap istiyorsan. Yani şey diyordu. Hangi boş bir maç segmentinde miydik?
Hı-hı. Şu an. Hangi ama maçı? Nia Jax'in hareketinde yorumla. Nia Jax ile Emma'nın maçı. Kardeşim yani. Sonu çok güzel bir hareket vardı. Şişman Ayşe lakabı mı takalım Nia Jax'e tekrar bilmiyorum ama. İki güreşçinin de olacağı yok. Yani ikisi de dağıttı. Performans olarak da çok kötüler. Bu Emma'nın Twitter'daki olaylar hakkında ne düşünüyorsun? Dakika başı bir olaylar oluyor böyle. Ya Emma bundan 3 sene önce arkadaşlar, tamam mı? Bir mağazadan ürün çalan ruh hastası. Telefon kılıfı. Ha, ürünler çalan ruh hastası, hırsızlık rahatsızlığı olan, değişik, asla yanında cüzdanınızı koymayacağınız güvenilmez bir kadındır. Tamam mı? Hatta şeyleri düştü. TMZ'ye bu mugshotları düştü. Yani maymun gibi de tipi vardı. Emma'dan olmaz ya. Zaten ben PG önünde karakterinin çok ezildiğini düşünüyorum. Sözleşmesini dolduruyor şu anda. O zaman Ege'ye de soralım aynı soruyu. Nia Jax'in şeyini Summerslot Senton mudur? O tarz bir hareket işte. O hareketi muazzamdı senin de dediğin gibi. Emma'ya gelirsek de o tweet'in mi cezasını kesiyorlar yoksa senaryo mu yapıyorlar bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum şahsen ikisiyle de. Böyle deme ama evet. Ya valla Emma'cılar gömecek şimdi hepinizi. Gömsünler. Forumda Emma'cı var mıydı ya? Alper var galiba. Gaflete düşmedim şimdi. Abi forumun tamamı Emma'cı ya. Kardeş bir gülüyor. Harbiden. O gülünce gözlerinden çıkan ışıklar aşığım ya. Neyse. Kardeş bu karı pardon karı nereden çıktı? Bu kadın telefon kılıfı çaldıktan sonra evet o hırsız çünkü bizim kalbimizi çaldı diye savunuldu mu forumda yani hani değil mi bu? Hadi canım. Bu olayı yani, hatırlayan var mı? Bu hırsızlık olayını chatbox'ta hatırlayan var mı? Ya milattan önceki olay. Ben şeyden hatırlıyorum. O zamanlar RPG ekibinde Mehmet Bana vardı ve Styles Clash galiba, değil mi? Aynen. O vardı ve adam Emma'nın böyle en azılı aşığıydı. Hani? O günden sonra siktir çekti değil mi? Hatırladım. Yo. 3 gün sonra Emma şirkete geri alınca bak demek ki yalanmış diye gelmişti. Ben mesela Emma'yı sevmem. Vallahi sevmem. Ya Emma çok abartılı. Forumun neden sevdiğini asla anlamayacağım bir güreşçi ya. Vallahi. Lana da öyle. Bir farkı yok ikisinde. Aynı yani. Vallahi Lana'yı niye sevdiklerini anlayabiliyorum forumun hani. Ya ben de yani aynen. Yani. Şu anda ellerimle meme işareti yapıyorum hani görünmüyor ama öyle tarif edeyim. Yani Lana'yı bu yüzden seviyor insanlar. Abi Emma da öyle bir şey değil. Yani Alicia Fox falan daha iyi güreşçi. Emma da var. Emma'nın yavaş. Silikon Emma'nın. Alicia Fox dedin de herhalde lobide şey de var. Bizim Neslihan da var. Ona bir selam yollayalım. Neslihan devam edelim. Kardeşim saygılar sevgiler. Oradan bir üst sesi geldi bu arada. Onu da duydum duymadım sanmayın. Sıradaki zaman, segment. Cruiserweight'e geçiyor muyuz abi? Yani Cruiserweight'in konuşacak bir şeyi yok zaten. Çok, o zaman ben direkt backstage'deki segment'a geçeyim. Bailey ile Sasha yan yana geldi. Bir dakika. Yorumu var. Niye geçtik lan? Yorumu var arkadaşım. Benim bir diyecek bir şeyim yok. Mehmet ya. Dinlerim varmış. Abi aylardır gördüğüm en güzel Cruiserweight şeydi lan segmenti Raw'daki. Ben hani yorum yapacaklar mı diye sordum da o yüzden. Ay vallahi güzel. Maç olmayınca Cruiserweight'ler ne kadar eğlenceli oluyormuş ya. Hiç fark ettiniz mi onu? Maç yapmayınca çok eğlenceli oluyorlar ya. Abi ya Akira Tozawa falan yani mikrofondaki isim pek de parlak değil bence ama yine de sen bilirsin tabi Mehmet dinler. The Titus Brand. Abi ya ben şunu şurasında Randy Orton fanıyım yani mikrofonu o kadar takıyor muyum sence? İlk defa Randy Orton'un mikrofonuna vasat dedi Mehmet dinler. Çok şaşırdım oğlum, şu an. Oğlum adam gözleriyle konuşuyor. Toz havada uhlayarak konuşuyor. Yani böyle çok mantıklı kelimeler kullanmasına gerek yok bence. Benim ilgimi çekiyor yani. Bir dakika ya. Ege Yürüten bir uhlayabilir misin kardeşim? Uhrevi bir şekilde dinliyoruz. Forumun Emma'yı neden sevdiğine dair bir fotoğraf atıldı da.
Hani niye kaçırdım lan onu? Hemen chatbox'a at. Hemen tekrar atın beyler. Ha buldum. Dur, ben şeye konuşmanın altına atıyorum. Tamam ben devam edeyim sizi. Ama sen yorum bittin Mehmet. An itibariyle benim de kalbimi çaldı yalnız. Hakikaten hırsızmış. Kardeş. Neyse. Devam edebilirsin abi. Tehlikeli. En son işte Bailey ile Sasha konuşuyordu. Sonra Sasha en iyi kadın benim deyip oradan ayrılıyor. Bailey de arkasından bakıyor. Başka hiçbir şey yapamıyor tabii. Ondan sonra tabii Women's Championship Number One Contender maç var. Arkadaki segmenti unutmayalım önce. Ambrose'la Rollins'i... Onu söylemedin Ambrose'u. Tam geç. Daha cünden bitmedi ki benim de. Contender maç ver dedim ama ona geçecektim işte. Ha tamam. Ambrose olunca heyecanlanıyorum biliyorsun. Kardeş adamın 120 oldu. Nabız 220 oldu ama böyle iş mi var? Şeker falan 130 oldu ama. Tansiyon 18'e 13 oldu. Aa Ambrose'u söylemedim falan. Konuş lan hadi sen anlat. Sen anlat lan hadi. Hadi sen anlat. Oğuzhan gol atmış. Neyse. Kaç? Dur. Neyse. 2-1 gerine geçtik. Şimdi arkadaki segmentte Seth Rollins Dean Ambrose'un yanına geliyor. Kendisi de diyor ki takım olacağız falan filan diyor. Maç stratejisi belirleyelim diyor. Ambrose orada diyor ki ha strateji mi? Tamam onu, o zaten senin en iyi bildiğin iş diyor. Ondan sonra Rollins diyor ki 3 kişiye karşı mücadele edeceğiz. Dikkatli olmamız lazım diyor. Ben 4 kişiden endişeleniyorum diyor Ambrose ve gidiyor. Bitti mi? Aynen. Bu Bailey ile Sasha Banks'in maçı bence güzel geçmedi. Hele sonlara doğru o kardeşim, reversal aynen, saçma geldi aynen. bana. Biraz kadınlar divizyonunun SummerSlam'deki yolundan da bahsedelim. Yani biz en son arkadaşlar Bailey ne Sasha'sı? Bailey Alexa Bliss feudunda ne izlemiştik ya? Hatta bir tane güreş tanrıçası baba var ya maça puan vermemişti ya. Ya o kadar vahimdi durum. Niye bizim maç önümüze... Maç 1-2 dakika sürmüştü çünkü. Ha, bizim niye önümüze tekrar bu ikisini koyuyorsunuz başka güreşçi yokmuş gibi. Bu neyin aslında inadı? Aslında akıllıca ya. Niye? Neden akıllıca biliyor musun? Ha. Çünkü Sasha Banks'in heel turnüne zemin hazırlıyorlar. Benim düşüncem bu yönde. Doğru. Yani, Sasha Banks de benim. Bir yıldır heel turn yapacak ama. Neyse. Ya benim düşüncem de o. Onu geçiyorum. Bailey Alexa Bliss feudunun böyle çok kötü sonuçlanmasının sebebi çok başkaydı yani. Hani feud kötü olacak diye bir şey yok bu sefer. Yani bir tane segment ellerinde patladı. Çok tepki alınca unutturmak için 2 dakikalık maç yazdılar pay-per-view'da yani. Bu o segmentin niye o kadar sizce tepki aldığını hiç anlamadım. Hangi segment tepki aldı ya? This is your life vardı ya. Ha, ondan bir dakika. O segmentle maçın 2 dakika sürmesinin alakası ne? O segment çok tepki aldı. He. İşte. Bu feud'u bir an önce bitirelim. Hiçbir şey attı. Yani hatırlanmasın bu feud bir daha diye. Kısa kestiler maçı. Kardeş maçıda. Ben bilmiyorum. Bence çok güzel bir segmentti. Yani Bailey'e Kezban dedi. Ne bileyim lisedeki sevgilisiyle en iyi arkadaşını öpüştürdü falan. O segmenti beğenmeyen çok affedersin gaydir ya. Yani kusura bakmayın da. Ben çok o beğendim. O segmenti ben de sevdim ama işte anlamadığım bir reaksiyon geldi Amerika'da. Amerikalılar bizle aynı şeyleri sevmiyorsa demek ki. Neyse kardeşim. Bilmiyorum benim çok hoşuma. Peki niye tekrar bu önümüze konuldu şimdi? İşte Sasha heel turn yapsın diye. Kesin mi yani? Kesin mi yani? Bu sefer yapacak mı? Ya kesin değil de. Kesin değil de. Heel turn bekleniyor. Hayır yani. Heel turn yapsa maça dahil mi olacak? Yok. Ya maçı kaybettirecek Bailey ya maçı kazandırıp sonra vuracak. Sonbahar dönem Survivor serisine kadar gidecek bir feud yani. Şöyle düşün. Sami Zayn'i tebrik etmeye gelen Kevin Owens sonra heel turn geçirdi ya öyle bir şey düşün yani. Aynısı bence. Survivor serisi geç. WrestleMania gidecek ya. Bailey, Sasha falan. Ben şu cümleyi bitiremedim. En sonunda da işte Bailey kazandığı için Alexa'yla bir face to face yaptılar. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra devam edelim istiyorsanız. Tabii. Giriyorum o zaman direkt. Hı hı. Yani bu feud'un iki amacı olabilir. Bir,
bu maçın kalitesini SmackDown'ın aynı düzeye düşürmek. SmackDown'ın Natalya kazandı ne yazık ki. Yani SummerSlam'e uymamıştı. Raw maçı da SummerSlam'e uygun olmayan hale getirdi. Hoşuma gitti bu. İkincisi de Sasha Banks'in backstage'deki lafları. Çok sert bakışlar attı. Ondan sonra işte ısrarla arkadaşlık lafına değindi. İşte biz her daim arkadaş kalacağız falan filan diye. Ama yani bir turn'u vuracaktır artık. Bayley'i şampiyon yapıp turn'u vuracaktır. Veya maçı kaybettirip turn'u yapacaktır. Ama her türlü o turn gelecektir diye düşünüyorum ben. Şu anda biz öyle. Biz bayağıdır bekliyoruz yani. Aynen öyle. O zaman ben arkalarına doğru gidiyorum. Çünkü orada muhteşem yıldızımız Kurt Hawkins'in bir röportajı var. Jason Jordan'la maça çıkacağı için soru soruluyor. Kurt Hawkins de racon koyduğu için hemen maça geçelim o zaman. Çünkü orada bildiğin gibi konuşuyor. Yok yeneceğim, yeneceğim. Jason Jordan, Kurt Hawkins maçı hakkında şunu söyledi bence. Return yaptığından beri zaten aynı şeyleri söylüyor. Hı-hı. Jason Jordan'ın... Peki hiç maç kazandı mı ya? Yok, sıfır. Sıfır değil mi? Ya televizyonda hiç değil mi? Televizyonda sıfır. Aiden English bile maç kazandı. 3 yaptı toplamda live eventlerle. Çok garip ya. Bir insan niye jobber olmak için WWE'ye gelir ki yani? İyi para veriyorlardır. Zannetmiyorum ya. Ben de zannetmiyorum. Üstelik Kurt Hawkins'in yeteneği olan olduğunu düşündüğüm bir adam. Ya abi adam hani şeyde independent federasyonlarda gayet hani iş yapıp böyle her hafta farklı bir yerde güreşebilir yani ve hani öyle öyle WWE'den kazanacağı paradan da fazlasını kazanabilir. Böyle alt düzey güreşçilerine hani çok fazla para vermiyor. Vermiyor WWE. biliyorum vermediklerini biliyorum. O zaman ben devam edeyim. Jason Jordan'ın ya şu maçta ring performansı ben çok güzeldi. Bildiğin Kurt Angle'ı hatırladık yani. En sonunda da back suplex'in ardından neckbreaker'la kazanıyor tuştan sonra. Siz nasıl buldunuz Jason Jordan'ı? Ege'ye sorayım ilk önce. Yani ilk maç için güzel performans. Seyircilere kendini göstermesi için Raw tayfasına. Ama onunla ilgili asıl konuşmamız gereken konu haftaya olacak Miss TV. Konuk olarak Jason Jordan değil mi? Aynen öyle. Ya, orası çok önemli. Acaba Intercontinental'a yönelecek olabilir mi Jason Jordan? The Miz'e karşı. Yani büyük bir midcard'ı push'u alacak denmişti. Büyük bir midcard'ı push'u Intercontinental olabilir mi? Gayet tabii olur. Ve başarılı olacak mıdır? Ben ring içinde yani inanılmaz beğeniyorum Jordan'ı. Daha önceden özellikle de demiştim. Komple ya bu maç gibi 2 senedir maç çıkarıyor diğer tarafta zaten Jason Jordan. Hı hı. Yani ring içinde gel eşsiz bir güreşçi. Her şeyden var ve her şeyden olduğu gibi çoğu şeyde de tam olmadığı konularda ise usta. Ya eğer karakteri iyi oturtulursa Dave Meltzer'in dediği gibi Chad Gable 3-4 sene sonra en büyük yıldız olacak demiş ya. Ben bunu Jason Jordan adına düşünüyorum. Tabii gimmick'i iyi oturursa şu dönemde. Eğer olmazsa yuvarlanır gider. Yani şu senaryodan iyi bir şey çıkaramazsa Jordan yokuş aşağı iner ya. Zor. Yani kaybetmememiz lazım Jordan'ı şu dönemde. Ben Mehmet'e de sorayım aynı soruyu buradaysa. Ya Jordan'da hiç bu NXT'de falan görünmeyen bu şey potansiyel şimdi nasıl görülüyor? Ben hiç anlamıyorum. Farklı bir şey de yapmadılar. Şimdi değil ya. Şimdi değil. İzledin işte tag team maçlarında. Hayır yok. Yok yani şey. Ya bu adamlar senin gördüğün potansiyelden bahsetmiyorum. Şirketin gördüğü potansiyelden bahsediyorum. Bu adamlar NXT'deyken takım halinde potansiyel gösteriyorlardı. Geldiler. Aha. Aynı şeyi göstermeye devam ettiler. Farklı hiçbir şey göstermediler. Bir anda böyle tekli olarak başarılı olabileceklerine inandı şirket ikisinin de. Çok garip geliyor bana. Ya bu eskiden olan bir plandı. Mesela Johnny Gargano da öyle. Yıllarca NXT'de tek team güreşti. Federasyon onlara NXT'de bir tekli şans vermedi. Ama yukarıda tekli bir şans verecek. Ne zaman verecek? Yalan mı olacak? O da belli değil de. Daha ama NXT'de tekli bir şans verecek şimdi hani bir posta. Öyle mi? NXT
Abi NXT'de tekli olarak görünmeyecek mi bu adamlar? Görünecekler. Gargano ile Ciampa mı? Gargano evet. SmackDown'a çıktı diye biliyordum en son. Ne alaka ha? Be? Ne ara ya? Bilmiyorum. Yok hala NXT'de o. İşte konuşma yaptı. Ben Johnny Wrestling'im falan filan. Ondan sonra bir şey duymadım ben. Yok yok, bir sonraki takeover'da karşılaşırlar zaten, sakatlık problemi yok. Ya mesela şu şey işte diyen güreşçi NXT'de Ty Dillinger. NXT'de ana kemer kazanamadı. Rumble'da yeni yıldız gibi o minvalde döndü. Ama herif Rumble'dan beri neredeyse hiç yok. Hiç yok. Rumble'da gelmesinin sebebi şeydi ya, bu ten muhabbetiydi hani, o da çok böyle hani geyik olsun diye o geldi yani. Şimdi çok bir plan yok onun hakkında da yani, ana kadroda gösterirse göstersin kendini. Abi senaryo vermedin, adam nasıl gösterecek kendini de? Abi seyirciden ya ne bileyim, deniyorlar işte. Veya da öyle. Hani NXT'de kemer alamamış kimseyi yukarı çıkartmamış olsalardı sıçmıştık lan, kadro tıkanırdı. Orası öyle. O zaman ben diğer takımlar aksiyonuna geçeyim direkt. Maçtan önce tabii arkalarında Revival şey verdi. Röportaj verdi. En azından kendini gördük, öyle söyleyeyim. Club Revival maçı ben pek beğenmedim. Hani normal bir maçtı. Sonlara doğru Club üstünlüğü kurarken Hardy Boys'un müziği çaldı. Aslında iyilik yapmış oldu Revival'a. Revival maçı kazandı. Ondan sonra Hardy Boys ringe girip Revival'a sarılırdı. Bu gösteriyor ki büyük ihtimal SummerSlam'da bir dörtlü takım maçı olacak. Bununla önceden konuşmuştuk sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ben Ege'ye pası atayım. Öncelikle The Club'ın face reaksiyon almasından başlayayım ben. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayet güzel. Şaşırtıcı ve güzel yani. O zaman yani Revival gerçekten fantastik bir takım ya. İzlerken çok zevk alıyorum. Yani bütün ruhlarım doyuyor. Güreş ruhlarım. SummerSlam için de Sheamus ve Cesaro'nun arkada izlediğini düşünürsek dörtlü maça doğru gidiyoruz gibi. Girişat o yönde. Maça gelirse de maç güzeldi. Ben beğendim açıkçası. Klasik Ralph takım maçlarından bir tık daha üstteydi. Gür. Terk etmedi sevdam beni broken. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın, karanlıktı gece. Kırılmanı bekledim. Suskun paramparça. Ve ellerim kötü senaryolar içinde. Dilitsiz, absolutsiz kaldım. Terk etmedi beni broken sevdası. Ya. Broken şey diyorum arkadaş. Böyle mi ya? Yok, ben buradan bu konuşmalarımız bitsin, bir şey daha soracağım. Gür bu kadar mı? Bitti mi? Bitti. Tamam, o zaman Mehmet Dinler'e veriyorum pası. Yeah. Club işte yancıların takım. Ben sevmiyorum. Hala sevmemeye devam edeceğim yani. Olmasalar da olur bence yani. Ama iyi. Mesela face takım ayrılsa, kalmamıştı. Mesela ayrılsa şu an hiçbir yokluğunu kimse hissetmez diye düşünüyorum. O New Japan'daki aldığı reaksiyonu bence burada alamıyor. Ben hiçbir haberde görmedim ki ürün sattırıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Duymadım yani ben, görmedim de. Abi adamlar tek senaryo için geldiler. Hani hakikaten AJ'yi yancısı olmak için geldiler. AJ bitti, Club bitti abi. Bak kemer falan kazandılar AJ'den sonra. Hiç sallayan oldu mu? Bir tarafını takan oldu mu? Kemerle WrestleMania'ya gitti bu adamlar. Yok abi anladım. Yani. Aynen öyle. Club fetişi yapılması için alınmışlardı. İşleri bitti. Tabii canım. Bullet Club falan filan, insanlar şey olsun, gaza gelsin diye. Bu yani. O yüzden zaten ben gelmelerine de karşıydım. Bu şekilde debut yapmalarına da karşıydım. Kimse anlamadı ama. Japonca arkadaşlar özellikle hiç anlamadı. Buğra Gür diyeceğim bir şey var mı bu konuda? Yok. Yani biz onunla şiir yazdım falan düşündük de o yüzden sana pas verdim. Doğru mu? Ha. Doğru. Keşke Japoncular hakkında yazsaydım ama geri vites attım. Şimdi Japoncular hakkında bir şey diyemem. Dün üstlerine çok gittim. Yani pazar gelecek. Evet, haksızlık yaptın mı, doğrudur. Ne yo, gayet haklıydım şimdi, da işim küsmesinler yazdım. Tamam, o konuya girmeyelim şimdi. Ben Broken senaryosuna gireyim buradan. Yani çok beklediğimiz. Ege, ne zaman kırılacak bu arkadaşlar? Yani açıkçası beklemekten sıkılmaya başladım artık da. Ben artık yani geleceklerini bile düşünmüyorum.
Ama umarım gelirler. Bir şey diyemiyorum yani şu anda. Gerçi gelse de TNA gibi olmaz ki. TNA'de muazzam senaryolar gördük. Onların karşısındaki muazzam bir dikey gördük. Belki de Hardy'lerden daha deli bir takımdı yani karakter olarak. Bilmiyorum yani. Çok kararsızım şu an düşüncelerimi. Düşüncelerimde. Gür, ne zaman kırılacak bunlar Gür? Ya valla bu işte en son telif haklarıyla ilgili konuda son anda bu Anthem şirketi masadan kalkmış anlaştıktan sonra diye böyle ekstrem haberler düşüyordu. Ama olmadı yani. Olumlu hiçbir haber düşmedi. Fakat Hardy'lerin bu konuda bir girişimi var. Üstelik tek team... Sürekli paylaşımlarda bulunuyorlar. Ya o zaten o rutine bağladı da. Bugün de dün gece de DM songları çaldığı zaman muhteşem bir reaksiyon geldi arenadan. Bak tam onu diyecektim. Ha. Biz burada sıkıcı falan diyoruz. Büyüsünü kaybetti diyoruz ama hala seyircilerden güzel bir destek alıyor tabii, ya. Tabii. Yani o reaksiyon bana hala bir şeylerin yaşayabileceğinin göstergesiydi. İnşallah olur. Mehmet, ne zaman kırılacak bunlar? Sana da soralım aynı soruyu. Hiç kırılmayabilirler ya. Diyorsunuz ya o reaksiyon şey diye hani hala yaşıyor diye. O reaksiyonun o beklentinin yaşaması şeyden daha önemli gibi. Hani yaptıklarında yani broken olduklarında o reaksiyonu alamayabilirler. Ama şunu söyleyeyim şimdi. Jeff Hardy ring içinde kurtarıyor da Matt Hardy'yi biliyorsun sen hani WWE o 2010'larını falan biliyorsun Matt Hardy'yi. Kurtarmana gerek yok ki. İkisi de zaten çok kötü maçlar yani şey hani çok temposuz maçlar çıkarıyorlar eski bildiğimiz Hardy Boys'a göre ama evet, işte evet. Seyirciyle iletişimleri iyiydi yani her zaman iyiydi hala iyi. Bunu bir de şey bu Brock'un beklentisiyle birleştirdiklerinde abi yani şey Matt bir kere delete diyor maçta seyirci gene ayağa kalkıyor yani şey şu beklentinin yarattığı reaksiyon gerçekten yaptıklarında çıkacak reaksiyondan daha yüksek olabilir o yüzden o riske girmek istemiyor olabilir hani. Cena heel turn beklentisi yaratıp yapmıyorlardı ya hani. Onun gibi. Umarım şaşalın ki de öyle bir şey olmaz ya değil mi? bekliyoruz olmaz falan. Yani şaşalın ya, ki... Hayır. Ya, Bailey başka türlü çıkartmanın bir sebebini göremiyorum. Tek bir sebebi değil olabilir mi? Dediğim gibi. SmackDown'a yaklaşmak kalite olarak. Naomi Natalya. Aynı düzeyde mi maç bence? Alexa Bliss vs. Bayley. O zaman ben Main Event'e geçmeden önce şu, The Miz'in ve o efsane ekibinin arkadaki şeyde talimat verdiğini söyleyelim ekibine. Ondan sonra Main Event'e doğru geçelim. Bu arada Main Event'ten önce de Miz TV'nin konunun Ege'nin de dediği gibi Jason Jordan oldu açıklandı ve haftaya Roman Reigns vs. Strowman vs. Samoa Joe maçı duyuruldu. Ondan sonra güzel bir main event maçı izledik bence. Hele sonları çok güzeldi. En sonda şöyle anlatayım. Maçı kazandıktan sonra Ambrose ile Seth çok sarılmak istiyor birbirine. Ambrose istemeden de sarılıyor. Ondan sonra Shield'ın taunt'u var ya böyle ellerini uzatıyor yumruğunu. Ondan sonra Dean Ambrose bunu hiç umursamıyor bile. Ya bu rol benim bu şu tavırları rolde çok hoşuma gidiyor Dean Ambrose'un. Ege'ye veriyorum buradan pası yani. Ya önce bir ooo oh, çektikten sonra huzur içinde yani çok hoşuma gitti şu anda. Bu arada ekstra notu da belirteyim. Arkada The Bar grubu izliyordu yani. Cesaro demek istemiyorum. Çok bana saçma geliyor o isim. Sheamus'la Cesaro izlemeye başladı. Bu bile ikisinin takım olabileceğini gösteriyor bizlere bence. Taunt'a gelirsek Ambrose'un backstage'deki hareketleri maç esnasında sadece uyumlu çalışırım. Maçtan sonra senin işim olmaz tavırları bence çok güzel bir gelişimi oldu senaryoda. Bundan sonra nereye gidecekler ben çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü Jason şu an Jordan, güzel gidiyorlar ya. Jason Jordan'ın da kıtalar arasında yolu var gibi gözüküyor. Bu ikisi ne yapacak? Acaba takım maçına mı katılacaklar Summer Slam'de? Boş mu geçecekler? Çok merak konusu yani şu anda. Sanki Jason Jordan daha SummerSlam'de Intercontinental'a girmez gibi geliyor bana. Bana yani. Bana da. Ersin Baybüyük Ambrose heel olsun demiş. Heel olacak taraf daha çok, Seth gibi duruyor. Çok yani. Seth gibi duruyor.
Ya ikisi de yani. Bir daha olur mu acaba? Seth Rollins yeni çıktı yani Hilton'la. Hayır yeni bir daha 2 sene oldu. 1 sene oldu canım. Tam ama da yine Ambrose'u mu satacak yani? Kanki platonik aşk yaşıyor şu an Seth Rollins. Düşün sen de ya, bir platonik aşıksın. Platonik aşk insanlar her şeyi yapabilir. Evet, Dean Ambrose hiç takmıyor ama Seth Rollins ısrarla bir kardeşlik kurmaya çalışıyor kendisiyle. Ya sonumun ben WrestleMania'ya bağlanacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum şu anda. Çok büyük konuşuyorum şu anda. Ta 11 ay var üstüne. 11 ay demişim, 9 ay falan. Ama yani inanıyorum şu anda. Ya şu an gözüken senaryoda Dean Ambrose'un ben heel turn yapacağını düşünüyorum ama Seth Rollins yaparsa çok şaşırırım. Ya istemem de ya şu an. Bence Dean Ambrose'un bir ihtiyacı varmış gibi duruyor. O sandalyenin rövanşını çok bize yansıttılar bir de. Aynen. Gel sandalyeyi döndü arkasında, vur bana dedi. Ambrose vuracak gibi yaptı, böyle çok sinirlendi ama sonra sandalyeyi attı aşağı. Main event olarak güzeldi yani takım maçı, ben onu söyleyebilirim. Ben beğendim. Ben de beğendim maçı açıkçası. Show değerlendirelim güzel hemen. 5 üzerinden kaç puan veriyor Chatbox ve ona lan. Bunun için özür dilerim. Ben ilkten bir söyleyeyim. Ben 4 puan veriyorum. Tamına 4 puan. Ege. Ben de 4 puan veriyorum. Ben de 3.5'tan 4 veriyorum şova. Lunatic Phenomenal 4. Fatih Yılmaz 4. Ses geldi ya. Bellas Legacy 4. Sinan TV 4. Bellas Legacy 3 vermiş, özür diliyorum. Numan İnci 3. Mamseni 0. Code Blue 4. Freakin 4. Deniz İpek 3. Last Dark First 3.5. Emirhan 3'ten 4 demiş. Ya da 4 demiş ya da 3. Her neyse. Bu kadar. Yarın saat 22'de SmackDown değerlendirmesinde görüşmek üzere. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ege Yürüten, yorumların için. Sen, Daner Önem, tekrar ve Mehmet Dinler, yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ve chatte bizi dinleyen 35 kişiye ayrıca bizimle beraber oldukları için, sohbetimize katıldıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.